Merhaba canlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Cansu'nun Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne işlerle meşgulsünüz? Bugün günlerden çarşamba, güzel bugün. Bizim burada hava çok güzel, sanki yaz gelmiş gibi, inanın dışarısı çok güzel. Yükselim dışarıda köpeğiyle oynuyor, ben de evlerimizi temizliyorum. Sizlere de bir vlog başlatmak istedim. Bugün ben mutfak temizliği yapacağım. Canlarım, mutfağım çok karıştı. Kendi odamı bitirdim. Oturma odamızı bitirdim. Buradaki işte sobasıydı, camıydı, perdesi, halısı, koltuk örtüsü, her şeyini temizledim, yıkadım. Şimdi sıra geldi mutfağımıza canlarım. Mutfağımız azıcık durdu mu yağlanıyor. Niye diye soracak olursanız, mutfağımız çok dar bizim. İçeriden kalkan buhar hemen geri dolaplarımıza yapışıyor. O yüzden güzel bir hal almıyor. O yüzden bugün temizleyeyim. Daha fazla yağlanmadan, benim doğumum falan yaklaşmadan bir temizleyeyim. Bir daha, bir de o zamana doğru yine temizlerim. İnşallah Rabbim nasip ederse. Bugün günlerde mutfak temizliği. Mutfak dolaplarımı tamamen indireceğim. İçin dışını sileceğim, temizleyeceğim. Sonra tekrar tabaklarımı yerleştireceğim. Vallahi bakalım ne kadar sürer. Bugün lahana da saracağız biz. Artık bakalım lahana sarınca mı mutfağa girerim, yoksa ondan önce mi girerim sonra mı? Onu işime başladıktan sonra karar veririz. Son paylaştığım videomda çok güzel yorumlar aldım. Kendi evimi paylaştım. 1+1 evimi paylaşmıştım. Bayağı da bir yorum aldım canlarım. Hepinizin o kadar güzel kalbi var ki Allah 1000 kere razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin canlarım. Bana ettiğiniz güzel duaların hepsini Rabbim inşallah önce sizlere yaşatsın, sonra bana yaşatsın. İnanın ki hani her yorumu okudukça bir ayrı gururlandım, bir ayrı duygulandım. Kimisi şey yazmış, hani senin odan çok daha kayınvalidenin, oraya getirseydin, götürseydin diye. İnanın kayınvalidemin burası da benim oradan daha dar canlarım. Koltuklar var, yataklar derken zaten ev açıları büyük değil, ufak. O yüzden kendi odama o kadar sıkıştırabildim, yerleştirebildim. O kadar güzel yorumun içinde tabii ki de mide bulandıran da oldu. İlla ki olacak. Olsun. Canınız sağ olsun. Ne diyeyim? Herkesin fikri bir olacak diye bir şey yok. Kimseyi zorla hiçbir şeyi sevdiremeyiz. Zorla hiçbir şey yapamayız. O yüzden canlarım, kötü yorumlara da saygı duydum. İyi yorumlar da vardı. Hani ben şu yönden çok eleştiri aldım. O kadar eşyayı bir odaya sıkıştırdın. Keşke yer değiştirmeseydin. Ama inanın şimdiki rahatlığını keşke önceden yapsaydım diye çok pişmanlık duyuyorum. Şimdi perdelerimi açtım. İçeriye bir güzel güneş vuruyor ki ev valla ısınmış bile güneşle. Benim istediğim oydu arkadaşlar. Ben 4 senedir bir odada yatıyorum o odamda. Daha ben hiç güneş yüzü görmedim inanın ki. Önünde kayısı dalı var, ceviz dalı var derken benim odama hiçbir şekilde güneş gelmiyordu. Çatı vardı, ev vardı. Ama şimdi güneş geliyor. Çok mutluyum. Çok güzel oldu. Yükselim de çok güzel. Yani çok rahat. Yükseli'de ayrı bir yatağa koydum biliyorsunuz. Tek kişilik yatağı var artık. Ve inanın ki önceden benim yanımda benim kokumu almadan uyumayan Yüksel şu anda kendi yatağında yalnız başına uyuyor. Yüksel yatağa yattığı zaman şeyi çok sever. Sırtının kaşınmasını çok sever. Oynayacaksın ya saçından ya sırtına. Ben de sırtını kaşımayı çok severdim. Şimdi onu da bıraktıracağım yavaş yavaş. Çünkü artık iki çocuk olacak biliyorsunuz. Hani ona yetişsem ona yetişemem belki. O yüzden Yükselim artık abi oldu. Yalnız uyumayı öğreniyor değil mi annem? Gel izleyicilerimize meyam hadi. Gelmiyor mu? Su içmek istiyorum. Evde ılık vereceğim ben sana. Oradan içme. Öldüm. Öldün mü? Niye kuzum? Gönderdin mi köpeğini? Köpeğini? Gel cüzdanını göster izleyicilerimize. Köpeğini. İyi misin? Baban da vermişmiş ama Hasan. Hasan vermişmiş. Bu iyisin de büyüsün var. Büyüsün. Ne yapacak büyüyünce? Bağlayacak mı onu da? Hı? Bağlayalım mı onu da büyüyünce? Anne ona büyük kemer asya alacak. Yükselimle sohbetimiz bitmez. Ben şu ev temizliklerimi bitireyim. Ondan sonra mutfak vlogumuza geçelim. Hep beraber temizleyelim. Bakalım görelim. Mutfağımızda neler var neler yokmuş. Dün Hasangil biraz daha tabak almışlar. Şeyden Nevşehir'e pazara gitmişlerdi. Ben evdeyim bitmedim. Tabak almışlar, bardak almışlar, onlar falan yerleştirilecek. Bir de sizlere göstereyim. Çok uygun fiyata almışlar yine o tabaklarda. O zaman mutfağımızı
mutfak temizliğinde mutfak vlogunda görüşelim canlarım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet canlarım, şimdi mutfağıma geçtim. Şöyle bu dolabın boydan boya hep bardaklarla dolu. Fincanlar, bardaklar, bunların yerini değiştireceğim. Şimdi dış kapağımızı sildim, dışını. Şuralar silinecek bir de. Şöyle şuraya çıkalım. Bunları hep indireceğim. Hüseyin kameramda değil mi annem? Bunları hep indireceğim arkadaşlar. Kameraya mı bakıyorum? Sen de çekiyor muymuş çiçeği? Çekmiyorum. Çıkma annem, düşer ikimiz birden. İkimizin. Ben göreyim. Kamerayı mı koyayım?
Evet değerli izleyicilerim. Vallahi temizliği bitirdim. Allah'a hamdolsun. Bugün de akşama kadar buradan uğraştım. Havaya bakın. Kararmak üzere bayağı bir şey çöktü yani. Koyunların falan gelme saati. Yine yoruldum. Şimdi sizlere bitmiş halini göstereyim. Düzenlenmiş halini. Şöyle açınca inşallah tam görünür. Ben de bakacağım oradan. Şöyle. Burası sadece bardak bölümü. Şöyle biraz yaklaştırayım. Siz de güzel görün. Gördüğünüz gibi canlarım. Burayı bu şekilde dizayn ettim. Şöyle tekrar kameramız olduğu yere bırakalım. Şöyle de ayarlayalım. Burası böyle canlarım. Gördüğünüz gibi şu kısma gelecek olursak penceremiz neydi de sildim. Şarjım bitti bu arada. Onu kapatmak zorunda kaldım videoyu. Şöyle burada çaydanlıklarım var. Ve şurada çok kıymetli olan bardaklarım var. Kullanmaya kıyamadım. Ortada durunca kırılır diye. Koktuğum bardaklarım var. Şöyle mesela. Şöyle göstereyim. Bu bana çok kıymetli bir izleyicimden gelmişti hediye olarak. Şu iki bardağı da Hasan'ın elma salası hediye olarak vermişti. Sağ olsun. Onu da öyle saklıyorum. Bunlar da bu şekilde saklıyorum canlarım. Gördüğünüz gibi buralarda bir değişiklik yapmadım. Şöyle açayım. Bunlar şey servis tabaklarım. İşte yukarıda da aynı porselenler. Burası porselen bölümü zaten. Biraz yaklaştırsam acaba güzel gözükür mü sizlere de bilmiyorum canlarım. Şöyle yapacağım. Vallahi mutfak dar anca bu kadar oluyor. Böyle olmasına bile şükretmem lazım. Gördüğünüz gibi her tarafını sildim. Bayağı yağlanmış dolaplarım canlarım. O yüzden uğraştırdı beni. Şöyle göstereyim. Burası tencerelerim. Alta koysam burada çiziliyor. Başka yer yok. O yüzden böyle koydum. Üst kısımdaki şeyleri de indirdim. Baharatlıklar onları da içine doldurdum. Biraz sonra göstereceğim. Şöyle şurada da yine görünüyor mu? Bakmam lazım. Şöyle göstereyim sizlere. Kameram biraz sallanıyor mecburi olarak. Kusuruma bakmazsınız inşallah. Düdüklümüzde lahanamız var. Şunda. Burada böyle çorba kaselerim var. Şu üstte de çerezlikler falan var canlar. Burası zaten böyle fırının ankastresi. Şurayı da şöyle göstereyim. Çok karışık gibi görünmesin size. Alt kısmı kahveler için. Şöyle şey var. Üçü bir aradalarımız var. Süt tozumuz, Türk kahvemiz, normal kahvemiz. Böyle şekerlerimiz, çikolatalarımız da buraya koydum. Kahvenin yanına kullandıklarımı. Şundan kullanmadığım malzemeler. Şu bana kıymet annemden hediyeydi. Yumurta haşlama makinesi. İnanın gözüm gibi bakıyorum. Bir şey olacak diye çok korkuyorum. Çünkü çok kıymetli bir izleyicimden geldi. Kıymet annemden geldi canlarım. Yukarıda da öyle yine gereksiz malzemelerimiz var. Boş malzemelerimiz. Onlardan yine şu dudaklı olan bir hediyeydi bana. Onun yanındaki de hediyeydi. Tekrardan teşekkür edeyim o zaman. Eğer ki videomu izliyorlarsa. Şöyle şimdi kilerimizi göstereceğim. Kiler gözümüzde böyle dizayn ettim canlarım. Nasıl derseniz şunlar zaten şöyle. Şöyle göstereyim. Bunlar da şehriyemiz var. Arpa şehriyemiz. Şunda biz düğü diyoruz. İnce şey var. Çiğ köftelik. Bulgurumuz ufak yani. Bunda da yine şehriye var. Şunlarda da şöyle. Bunları BİM'den almıştım. Kavanozları. Çok severek kullanıyorum. Bunda makarna var. Yine bunlarda da malzemeler var. Şöyle anacığımın ve babacığımın aldığı saklama kapları. Pazardan onlar bizim için almıştı. Onda da şunda şeker var. Diğerleri de dolu ama şöyle alt kısmı göstereceğim şimdi buranın. Şöyle canlarım. Şu kaplarımda un var. Saklama kutularımda. Bunda bulgurumuz var. Şöyle alt kısımda bu bölüm kek pasta malzemelerinin sadece. Hemen en alt kısımda da sadece 4 tane makarnamız var.
makarna almadım çünkü Yüksel'den başka yiyen yok. Ve orada bir yoğurma leğenim var. Büyük. En yukarıda da yine bayramlarda kullandığım şekerlik, sunumluk onlarımız var. Burayı da kapatalım. Burası zaten buzdolabı. Onun üstünde de bir tane güvecimiz var. Şimdi sizlere alt kısımları göstereceğim. Alt bölüme geçmeden önce şöyle. Şunları artık indirdim. Benden yaşayacak hali yok. Benim mezarıma götürecek halim de yok. O yüzden kullanım en iyisi böyle dedim. Şöyle buna toz biberimi koydum. Şöyle göstereyim. Şuna nanemi, çok olan malzemelerimi koydum. Bunlar bayağı derin. Şuna da tuzumuzu koydum. Şöyle gördünüz. Burada mikrodalgamız. Alt kısımda. Burası çay ve tüp bölümü. Bezlerimi mecburi olarak buraya koydum. Çünkü yer yok. Gördüğünüz gibi bezlerimiz bu tarafta. Çayımız da bu tarafta. Bu bölümümüz böyle. Fırınımızı da sildim. Onu da söyleyeyim. İçindeki camları tamamen söktüm. Her yeri sökülebiliyor. Söktüm ve temizledim. Geride taktım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Lekeli gibi görünüyor. Şöyle yapayım. Şu bölümü en sevmediğim bölüm desem size, yeri var. Buraya tepsilerimi koydum. Tencere, tava. Onlar da burada. Büyük malzemelerimiz. Şöyle. Şurası da leğenlerimiz ve birkaç deterjanım var. Diğer deterjanlarımı banyoya götürdüm. Oranın dolabına koydum. Şöyle de makinamız da burada. Ortada çıkan bulaşığı neydim hep koydum içine. Şurada çekmecelerimiz, en altta baharatlarımız var. Onun üstünde de şöyle büyük tabak çanakları da buraya koydum. Bunlar zaten hep buradaydı. Hiç dokunmadım. Bir sildim altın üstünü. Geri koydum. Bugünlük benden bu kadar olsun canlarım. Çöplerimi neydim döktüm. İşlerim bitti. İnşallah videomu beğenerek izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın.